Legendary Monsterverse filmlerini izlediyseniz neredeyse her filmde Godzilla'nın ileride bir gün kötü olabileceğine ve insanlara saldıracağına göndermeler yapıldığını görürsünüz. But am I believe some benevolent. It was a light show. It's an intimidation display. Jesus. Good thing he's on our side. Şimdiye kadar kendi gözlemlerimize ve açıklanan bilgilere bakarsak aslında Godzilla'nın kötü olmadığını ve çok büyük bir görevi üstlendiğini çok iyi biliyoruz. Bu bahsettiğimiz görev ise insanların dünyasını ve canavarların dünyasını ayrı tutmaktı. Godzilla yeryüzü dünyasında dolaşan bir tane bile titan olmasını istemiyordu. Bununla birlikte insanların da Halaworld'e gitmesini ve güç kaynağını almasını engellemeye çalıştı. There's a world down there, Kate. There's a world down there. Oh yeah, I know. Because I've been to it. He's not here to hurt us. He's just keeping his kind in their world and us in ours. Aslında normal şartlarda insanlarla hiçbir derdi olmayan, onlara saldırmayan ve sadece caydırmak için göz korkutan bu Titan gerçekten de kötü olabilir mi? Elbette şu anda kötü değil ama ileride bir gün Godzilla'da diğer Titanlar gibi insanlara saldıracak mı? Eğer sizler de bu tür soruların cevabını merak ediyorsanız videoya devam edebilirsiniz. Ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle Godzilla dediğimiz karakter aslında bir franchise'ın ürünü. Godzilla'nın Legendary Monsterverse dışındaki birçok farklı formu insanların en büyük düşmanıydı. Legendary Monsterverse'de Godzilla bir kahraman ve iyi bir karakter olsa da Godzilla Minus One, Shin Godzilla veya Godzilla Earth gibi karakterler aslında kötüydüler. Peki bizim Godzilla bunların yanında neden iyi ve daha ne kadar iyi kalmaya devam edecek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Godzilla zaten yeryüzü dünyasında ve Hollow Earth'ta yaşayan en güçlü varlık. Yani en azından o böyle olduğunu düşünüyor. Ancak her ne kadar böyle düşünse de bir gün Godzilla gerçekten de kötü bir titan olabilir. Mesela sizlere Godzilla Earth'ten bahsedeceğim. Kendisi normalde dünya üzerinde yaşayan barışçıl bir titandı. Ancak kendisi gibi olan başka titanların insanlar tarafından öldürüldüğünü görünce onlardan kurtulması gerektiğine karar verdi. Legendary MonsterVerse'a baktığımızda ise insanlar henüz titanları öldürebilecek kadar güçlü değillerdi. Ama ileride bir gün Titanları öldürecek kadar güçlü olduklarında Godzilla insanların da tehdit olduğunu düşünecek. Şu anda Godzilla için insanlar Titanlara hiçbir şekilde zarar veremeyen ve kendilerini korumaya çalışan basit canlılardı. Öte yandan Titanlar ise hem insanlara hem de masum olan diğer Titanlara zarar veren yaratıklardı. Bu nedenle şimdilik insanlar Godzilla'nın radarında değiller. Peki Godzilla için insanların tehdit olmasına ne kadar kaldı? Eğer bir gün insanlar Earth ve yeryüzündeki insanları öldürmeye başlarlarsa o zaman Godzilla bunun peşine düşecek ve maalesef ki insanlarla savaşacak. İnsanlar sırf yapabildikleri için masum titanları öldürmeye başladığında Godzilla bir gün sıranın kendisine geleceğini de çok iyi biliyor. Zaten Godzilla göründüğünden çok daha zeki bir karakter. Normalde Kong'un daha akıllı olması gerekirken Godzilla milyonlarca yıl yaşadığı için büyük bir tecrübeye sahip. İşte bu dönem yaklaştığında ve insanlar titanları öldürmeye başladığında Godzilla için insanlar da bu ekosisteme zarar verdiği için yok edilecekler. Mesela Mekagozilla projesi aslında insanların ne kadar ileri gidebileceğini bizlere göstermiş oldu. İleride bir gün Mecha King Dora geldiğinde ve Godzilla'ya saldırdığında Godzilla bu işin suyu çıktı artık insanları da öldürüyorum diyebilir. İnsanlar ya da Apex Cyber Genetics gibi şirketler Godzilla ve diğer Titanlara karşı ellerinde silah olmasını isterken aslında en güçlü olanlarına karşı bir savaş başlattıklarından habersizler. Mesela şunu düşünelim dostlar. Mothra Godzilla X Kong The New Empire filminde geri dönecek. Bu filmde veya devamında Mothra insanlar tarafından öldürülseydi o zaman ne olacaktı? Mothra zaten Godzilla'nın sevgilisi gibi bir şey yani en sevdiği Titan'dan bahsediyoruz. Bu durumda Godzilla artık insanların da tehdit olduğunu düşünecek ve onları da öldürecektir. İşte bütün MonsterVerse filmlerinde insanların en büyük korkusu da buydu. İşte bu yüzden Monarch Godzilla'nın ve onun çevresindeki diğer Titanları öldürmüyordu. Eğer bir gün insanlar bu dengeye ve uyuma karışacak olurlarsa o zaman Godzilla'nın ilgisini çekecekler. Monsterverse faz 1 içerisinde bu durum yaşanabilir mi? Bunu henüz bilmiyoruz. 2027 yılında çıkacak olan The Godzilla filminde birçok farklı olay göreceğiz. Belki bir, bir noktada bu gerçekten de mümkündür. Godzilla filmin başında Mecha King Ghidorah'la savaşır. Sonucunda Mothra ölür ve artık insanlara karşı bir savaş başlatır. İnsanlar daha önce kullandıkları oksijen yok ediciyi hatırlarlar ve Destroyah'ın gelişimini desteklerler. Filmin son savaşında ise Godzilla ve Destroyah birbiriyle savaşırken ölürler. Postgrade sahnesinde ise yeni bir Gojira yumurtası budurlar ve böylece faz 2'de bizim bildiğimiz Godzilla dışında yeni bir Gojira ortaya çıkar. Eğer ben bir senaryo yazarı olsaydım, hikayeyi aynen bu şekilde kurgulardım. Bir Titan filminde birçok farklı düşman olabilir. Ancak dediğim gibi, Godzilla ileride bir gün asla insanlara saldırmayacak diyemiyoruz. Biliyorsunuz ki Kong bile bazı insanlara karşı nazik ve bazılarını öldüren bir titandı. Kong'un kafası bir noktada Godzilla'ya benziyor olsa da henüz bir çocuk olduğu ortada. Kong Godzilla kadar olgun bir titan değil ama yine de onunla boy ölçüşebiliyordu. Ayrıca Godzilla bir gün ölecek olursa birinin onun yerini devralması gerekecek. Elbette bu kişi Kong olamaz çünkü Kong suda yaşayamıyordu. Godzilla hem karada hem de suda yaşayabildiği için dünyanın sahibi gibi bir şeydi. Herhangi bir çağrıyı anında duyuyor ve okyanus içindeki Hallowert tünelleri sayesinde binlerce kilometrelik mesafeyi kat ediyordu. Kong asla canavarların kralı olamaz ama Godzilla'nın yerini alabilecek potansiyele sahip olan tek titan onun çocuğu olacaktır. Bence insanlar bir süre daha Godzilla'yı meydan okumasalar çok daha iyi olabilir. Evet ellerinde Oksijen Destroyer gibi bir silah var ama bu silah bile unutam anlamıyla öldüremiyor. Yani karşılarında nükleer silahlardan güç alan bir Titan varken böylesi bir savaşa girmek için henüz çok erken olabilir. En basitinden belki ileride bir gün Pasifik Rim serisindeki Jaeger'leri kullanabilirler. Çünkü Jaeger'lerin daha gelişmiş ve güçlü olan versiyonları muhtemelen Godzilla ve Kong'a meydan okuyacak kadar güçlü olurdu. Şunu tekrardan belirtmek istiyorum dostlar. Mecha Godzilla aslında Godzilla'yı yenemezdi. Her iki son formunu asla yenemez. Ancak filmin sonunda Godzilla yorulduğu ve tükendiği için kaybetmişti. Benim asıl merak ettiğim karşılaşma Justice League'de olan crossover yaptıkları çizgi roman olacak. Çünkü ilerleyen sayılarda Mega Godzilla'nın geri dönüşü resmi olarak onaylandı. Bakalım gerçekten de Godzilla tek başına Mega Godzilla'yı indirebilecek mi? Eğer Godzilla tek başına Mega Godzilla'yı indiremiyorsa, o zaman Pacific Rim serisiyle crossover yaptıklarında belki bir nebze olsun Godzilla'ya karşı meydan okuyacak Jaeger'lar geliştirebilirler. Yani dostlar, uzun lafın kısası hiçbir şeyin garip yok Ve bu videoda önceki filmlerde bahsedilen felaket teorisini sizlere açıklamak istedim. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.